Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şimdilik öğrendiklerimizle beraber tablolarımızı stillendirmeye çalışacağız. Siz burada benim yaptığımdan hariç olarak kendiniz de bunun üzerinde alıştırma yapabilirsiniz. Ben burada örnek bir tablo oluşturdum. Bu tabloyu zaten siz çalışma dokümanlarından bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bilerek bu tablomuza bir tane class verdim. Çünkü sayfamızda başka table'lar olabilir. Ancak istersek buradaki klası da silebiliriz. Burada tamamıyla sayfamızın durumuna göre bunlar değişecektir. Şimdi ilk başta style etiketlerine gelelim ve bu tablodaki her bir elemana bir border verelim arkadaşlar. Bunun için ben hem table'ıma hem tr'lerime hem td'lerime hem de th'lerime yani başlıklarıma ben bir border vermek istiyorum. Burada border bir piksel solid ve bilek şeklinde olabilir. Baktığımız zaman burada her birinin çevresinde bizim border'larımız oluşmuş durumda. Siz dilerseniz bu border'ları arkadaşlar birleştirmek için biz bunlar zaten HTML derslerimizde görmüştük. border collapse özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Eğer burada collapse derseniz bu border'larımızı birleştirecek. Bakalım isterseniz. Bu border'larımız birleşmiş durumda arkadaşlar. Şimdi biz ne demiştik CSS geliştirirken? En genelden en özele doğru stillememiz lazım demiştik. Biz burada genel etiketlerimizi stilledik. Şimdi table'ımızı stillemeye çalışacağız. Bunun için tekrardan table'ımı seçeceğim. Ve ben bu table'ımın sayfanın %50'sini kaplamasını istiyorum. Bunun için de width %50 diyeceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde %50'sini kaplamış oldu. Bunu büyüttüğümüz zaman veya küçülttüğümüz zaman her zaman sayfanın %50'sinde veya bunu biraz daha büyütebiliriz. %75 yapabiliriz. Daha sonra bunu tam olarak ortalamak için margin'de gördüğümüz margin left auto ve margin right auto diyerek bunu tam olarak ortalayabiliriz. Bunun için margin left auto diyeceğim ve margin right auto demek istiyorum. Bunu yaptığımız zaman soldan ve sağdan otomatik olarak kendisi marginlerini ayarlayacak ve sayfamızda her zaman ortada yer alacak. Siz isterseniz burada margin left ve margin right ayrı ayrı vermek yerine margin sıfır ve oto yani yukarıdan herhangi bir margin vermesin sadece soldan ve sağdan versin şeklinde de söyleyebilirsiniz. Bu şekilde tam olarak ortalamış olduk ve bu içindeki tekstlerin ben bir font size'ını vermek istiyorum biraz daha büyütmek istiyorum. 1.5M yani bizim default olduğumuz 16 pikseldi burada 24 piksele çıkmış olacak. Table'ımızı bu şekilde stillendirebiliriz. Daha sonra bu TH'lerimize ve TD'lerimize bir padding verelim arkadaşlar. Bunun için TH'lerimizi ve td'lerimizi seçmek istiyorum. Yani genelden özele doğru gidiyoruz. Burada padding her tarafından 10 piksel verirsek bunlar soldan, yukarıdan, sağdan ve aşağıdan bu şekilde padding verilmiş olacak. Bakalım isterseniz padding'imiz burada yer alıyor. Daha sonra geleceğim. Ve ilk başta şu başlık kısmını biraz güncellemek istiyorum arkadaşlar. THD'nin altında, bu THD'nin altında bizim TR'miz var. O da burası zaten. Bunu stillendirmek istiyorum. TH'nin altındaki TR'yi stillendireceğim. Ve buna bir tane background vermek istiyorum. Örneğin background'u green olabilir. Yani bu satırımızın arka plan rengini biz yeşil yapıyoruz bu şekilde. Ve bu yazılarımızla biz color white diyerek beyaz yapabiliriz. Bu şekilde tek tek stillendirmeye başladık arkadaşlar. Gelelim tekrardan. Bu sefer de alttaki TR'leri ben stillendirmeye çalışacağım. Bunun için de arkadaşlar T-Body'nin altındaki tr'leri stillendirmeye çalışıyorum. Ben bu yazılarımın tam ortaya gelmesini istiyorum. Bunun için biz text align şeklinde bir özellik görmüştük. Onun için text align özelliğini burada kullanabiliriz. Text align center dersem buradaki yazılarımızın hepsi ortaya gelecek. Yani tıpkı bunlar gibi. Bunların default olarak browserlar tarafından bu zaten ortaya geliyor. Ancak biz bunları daha kendimiz stilleyerek ortaya getirebiliriz. Bunu da bu şekilde ortaya getirmiş olduk. Daha sonra arkadaşlar T body'nin içindeki tekrar hani TR'leri seçeceğim. Ve burada önceki derste öğrendiğimiz and child'ı kullanmak istiyorum. Ve and child'da çift olanları yani bizim burada 4 tane TR'miz var. Biz burada 2 ve 4'ü stillendirmek istiyoruz ve bunlara bir arka plan rengi vereceğiz. Bunun için de background diyeceğim ve F2 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 şeklinde. Bunlara bir background vermek istiyorum. Sadece 2 ve 4 bu şekilde stillenmiş olacak arkadaşlar. Table'ımız oldukça güzel bir hale geldi. Bir tane de hover özelliği buraya ekleyebiliriz. Hemen geleceğim. T-body'lerin altındaki TR'lere bir hover özelliği vermek istiyorum. Biz bu hover'ı daha önceden görmüştük. Yani biz bunun üzerine geldiğimizde arka plan renklerinin ben değişmesini istiyorum. Bunun için de background diyeceğiz. Ve bu sefer de üzerine geldiğimiz zaman, her bir TL'miz üzerine geldiğimiz zaman biz bunların arka plan renklerini değiştirmeye çalışacağız. Bakalım isterseniz. Bunun üzerine geliyorum. Ve arka plan rengi değişiyor. Bunun üzerine geldiğimiz zaman bu sefer bunun arka plan rengi değişiyor. Biz bu şekilde tablomuzu stillendirebiliyoruz arkadaşlar. Tabi siz isterseniz burada tablonuza başka özellikler de koyabilirsiniz. Ancak şimdilik şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgilerle bu şekilde güzel bir stillendirme gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde CSS'deki overflow özelliğini göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.